Sin A artı B eşittir sin A çarpı cos B artı sin B çarpı cos A olmak üzere x elemanı 0 ile 2 pi aralığında ve sin 3x eşittir 2 sin x olduğuna göre x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki sinüs açılımından yararlanacağız. Şu ifadeyi şu şekilde yazabilir miyiz? Sinüs 2x artı x eşittir 2 çarpı sinüs 2x eksi x şeklinde yazabiliriz. Bunun açılımı neydi? Sinüs 2x çarpı kosinüs x. Daha sonra arada artı işareti var. Artı sinüs x çarpı kosinüs 2x şeklinde yazabiliriz. Eşittir. Bunu açtığımız zaman iki parantezinde yazarsak şuraya yazalım. İki parantezinde sinüs 2x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 2x çarpı sinüs x şeklinde yazabiliriz. Bunu 2'yi dağıttığımız zaman 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs x daha sonra eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs 2x şeklinde yazabiliriz. Şimdi bakıyorum benzer ifadeler var mı? Var şurada. Bunu diğer tarafa attık. Şu ifadeyi arkadaşlar şöyle gösterelim. Şu tarafa attık. Şu ifadeyi de arkadaşlar şu tarafa atalım. Ne geldi buradan arkadaşlar? Sinüs 2x geldi. 2 taneydi. Bir taneyi eksi olarak attık. Bunu da artı olarak atarsak 3 tane sinüs x çarpı kosinüs 2x olacaktır. Düzenleyelim arkadaşlar. 3 sin x çarpı kosinüs 2x eşittir. Sin 2x çarpı kosinüs x kalmıştı burada. Sin 2x'i açıyorum. Yani 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x diye açtım arkadaşlar. Şimdi buradan sin x'lerim gitti. Kosinüs 2x'i şu şekilde yazabilir miyim? 2 kos kare x eksi 1 şekilde yazabilirim. Eşittir. 2 tane kos kare x'e eşit olacaktır. Şimdi dağıtalım bunu. 6 kos kare x eksi 3 eşittir. 2 kos kare x gelecektir. Buradan 4 kos kare x eşittir. Kaç olacaktır? 3 kos kare x kaç olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Bu durumda cos x buradan köküç bölü 4 gelecektir ve eksi köküç bölü 4 gelecektir. İki durumu incelediğimiz zaman. Şimdi pardon arkadaşlar karekökünü almıştık. Burası 2 geldi. Şimdi x hangi aralıkta köküç bölü 2 olur? Pi bölü 6'da köküç bölü 2 olur ve 11 pi bölü 6'da köküç bölü 2 olur. Şimdi eksi köküç bölü 2 durumunu inceleyelim. 5 pi bölü 6'da ve 7 pi bölü 6'da. Şimdi bana değerlerin toplamını sormuş. Topladığımız zaman 12, 24 pi bölü 6'dan cevabımız arkadaşlar 4 pi gelmeyecektir. Çünkü sorunun daha devamı var. Şimdi şuraya yazalım sorunun devamını. Buradan sin 3x eşittir 2 sin x ifadesinde x eşittir 0 değerlerini sağlar mı? Sağlar. Ama şöyle bir durum da var. Sin'i 0 yapan noktalar x eşittir pi'de arkadaşlar ve x eşittir 2 pi'de sağlayacaktır. Bunları da topladığımız zaman 3 pi yapar. 4 pi de buradaydı. Cevabımız 7 pi olacaktır. Umarım arkadaşlar sizler için açıklayıcı olmuştur.